Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber kebira ve'lhamdülillahi kesira fe subhanallahi bukraten ve asila la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Allahümme ağfir li zunubi hatai ve amdi. Allahümme inni estehdike li arşedi emri ve a'udhu bike min şerri nefsi. Allahümme en'işni ve cburni ve rtukni ve ahdini li salihil a'mali vel ahlak. La yehdi li salihiha ve la yaslifu seyyi'eha illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel cüzam vel berasi ve seyyi'il eskam. Allahümme ağfir li ciddi ve hezdi ve katai ve amdi ve kullu zalika indi ve la tahrimni berekete ma ataytani ve la teftinni fima haramtani. Allahümme ağfir lana zunubana ve zulmana ve hezlana ve ciddana ve amdana ve khatana ve kulle zalika indana. Amin. Allahümme aslih li dini yellezi huve ismetu emri ve aslih li dünyaya yelleti fiha maaşi ve aslih li ahireti yelleti fiha maadi ve cealil hayata ziyadeten li fi kulli khayr. واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي. آمين. رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مدفعا لك مخبتا إليك أبواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك العزيمة في الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك بما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Ve şimdi şöyle bir başlık sunmak istiyorum. Bunu siz de önemseyin. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'a İncil toptan nazil olmuştur. 3 sene gibi bir sürede İbranice olarak nazil olmuştur. Gerçekten o günkü havariler ne kadar onları derleyip toparlayabildiler. Sonra İsa Aleyhisselam hayattayken de havariler dünyanın dört bir tarafına dağıldılar ve İncil derlenip toparlanamadı. Zaten Metin Bey'in de birisinin itirazı olarak az sonra gelecek veya gelecek hafta üstünde duracağımız vahyin, Kur'an'ın mushaflaştırılması, kitaplaştırılması hususu bu İncil'de gerçekleşememiştir. Onun için Kur'an'ı da İncil gibi zannederek itirazlar artmıştır. İleride anlatacağım Kur'an-ı Kerim'in mushaf haline getirilmesi o kadar hassas olmuştur ki günümüze kadar ne bir ayet eksik, bir ayet değil, ne bir kelime, ne bir harf eksik, ne de bir kelime, bir harf fazla olmadan Kur'an-ı Kerim günümüze kadar gelmiş, kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü Allah'ın teminatı altındadır. Geçen hafta Kur'an'da geçen
isimlerini anlatırken bir de zikir tabiri geçer dedim. İşte bunu anlatan ayette inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. O zikri biz indirdik. Yani Kur'an'ı biz indirdik. Onu muhafaza edecek olan da biziz buyuran Hazreti Allah, Kur'an-ı Kerim'de bir kelime, bir harf ne eksik ne fazla olmamıştır. Ama Kur'an-ı Kerim ceste ceste 22 sene 22 ay içerisinde. 22 sene 22 ay yok. 22 sene işte o 22 gün gibi. Evet, yani 23 sene ortalama nazil olmuş. Buna peyderpey ceste ceste nazil olma diyoruz. Ve bunun adına Kur'an-ı Kerim tenzil diyor. Ve tenzilil Kur'ane tenzile. Ayette tenzil. Ceste ceste sebebi nuzulu var. Zaman içerisinde farklı ayetler geliyor. Bunun hikmetleri üstünde biraz durmak istiyorum. Alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'in ceste ceste peyderpey 22 sene küsur ay içerisinde nazil olmasının hikmetleri üstünde durmuşlardır. Ve bunun hem Efendimiz Aleyhisselam'ın şahsına bakan hem de ümmetine bakan bir kısım faydalarından, hikmetlerinden bahsetmişlerdir. Suyuti el-İtkan fi ulumil Kur'an kitabında 1. ciltte 129. sayfadan 138. sayfaya kadar genişçe bu Kur'an'ın ceste ceste nazil olmasının hikmetlerinden bahseder. Ben oradan 5 tanesini aldım. 5 tanesine kısaca temas etmek isterim. Bir, toplumun vahiy olan alakasının canlı tutulması. Toptan gelse tamam, daha bundan sonra vahiy gelmeyecek. Kur'an'da ülfet ve ünsiyetle zamanla onların nazarında sönebilirdi. Vahiye karşı daima canlı. Gerçekten sahabi vahiye karşı daima canlı idi. Mesela Mekke'de dikkat ederlerdi. Medine döneminde dikkat ederlerdi. Aman ha, hanımla kavga etmeyelim, vahiy gelir aleyhimde diye korkarlardı. Hatta o kadar meseleyi ince olarak ele alıyorlar ki sahabi şöyle diyor, hadis bu. El Kur'anu yenzilu ve nahnu nazilu. Ne demek? Yani Kur'an nazil oluyordu, biz azil yapıyorduk. Azil ne? Yani hanımıyla beraberliğinde kendisinden gelen meniyi dışa boşaltmak. Azil. Kur'an nazil oluyordu, biz azil yapıyorduk. Şunu demek istiyorlar. Eğer azil yapmak haram olsaydı aleyhimizde ayet nazil olurdu. Onun için vahye karşı canlı, ilgisini çekmek için, canlı tutmak için vahyin Efendimizin hayatı süresince peyderpey olmasının bir hikmeti budur. Bu hikmet hakkında bir kitap yazılabilir. İki, Efendimiz'e karşı olan bağlılıklarını, Efendimizin vefat edeceği veya sahabe-i kiramdan birisinin de vefat edeceği ana kadar sürdürülmesi. Efendimiz ne diyecek? Bugün vahiy geldi mi acaba? Onun için Hazreti Ömer diyor ki ben her gün Efendimizin huzurunda bulunamazdım. Medine döneminde komşumuz vardı. Bir gün o giderdi, mescitte beklerdi. Bir gün ben giderdim. Tarlada çalışırdı o. Ertesi gün ben tarlada çalışırdım. Yeni vahiy gelirse alır haberleri, vahiy taze bize bildirirdi. Biz ertesi gün ona bildirirdik. Yani herkesin kulağı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da, Efendimiz'e karşı bağlılığın sürekliliği açısından. Üçüncü olarak eğitim ve onu tatbik etmede, vahiyde emirler var, yasaklar var. Bunları tatbik etmede kolaylığın sağlanması. Çok önemli bu. Bütün emirler bir anda gelse, bütün yasaklar bir anda gelse bunların tatbiki mümkün değil. Ceste ceste, peyderpey, haramlar, hatta içki 4 safhada nazil oluyor. Böyle namazın da farz safhaları var. Bu öğretimin
uygulamada kolaylaştırılması ve hükümlerde tedricilik. Biz de insanlara dini anlatırken her bildiğimiz doğruyu bir anda anlatmamalıyız. Yavaş yavaş, ceste ceste anlatmalıyız dersini bize veriyor. Dört, toplumun hayatındaki önceliklerin belirlenmesi. Yani hangi vahiy ne zaman nazil oldu? Mekke'nin ilk dönemlerinde mi? Mekke'nin sonraki dönemlerinde mi? Medine-i Münevvere'de hangi dönemde? Ve en son nazil olan haram mesela faizdir. Faizin haramiyetiyle alakalı ayetler, altyapı ayetleri bir insan bilmiyor, yaşamıyorsa öyle bir insana siz faiz haram da deseniz terk ettiremezsiniz. Onun için toplum hayatında, emirlerde vesairede önceliklerin tespit edilmesi, bu da vahyin tedrici, ceste ceste inzal buyurulmasının hikmetleriyle alakalı. Ayrıca beşinci olarak da vahiye karşı düşmanlık besleyenlere zaman tanınarak gönüllerinin kazanılması. Bu da çok önemli. Bu mevzuda misaller verebilirdim. Buhari Fezail-i Kur'an'da, bir de Süleyman Ateş'in, eski Diyanet İşleri Başkanlarından, Ateş'in Kur'an Ansiklopedisi kitabının 12. cildi 104 ve 105. sayfalarda bu mesele çok genişçe anlatıldığı için oraya havale ediyorum. Bazılarını özetle aldım. Kur'an'ın tarihçesi içerisinde, Kur'an'ın uzun sürede 22 sene küsur günde nazil olmasının hikmetlerini de Kur'an'ın nazil olma tarihçesi içerisinde anlatmada fayda vardı. Kısaca buna da dikkat çekmiş oldum. Yeni bir başlık aynı kulvarda, Kur'an'ın tarihçesi içerisinde yeni ve ara başlık sunmak istiyorum. Acaba ilk ve son inen ayetler ve sureler nelerdir? İlk nazil olan ayet ve sure, son nazil olan ayetler ve sureler. Bunda da bu mevzuyu anlatan tefsirciler de ayrıca genişçe üstünde dururlar. Bu çok önemli. İlk nazil olan ayetler bildiğiniz gibi Alak suresinin ilk 5 ayeti. Bunda ittifak var. Ama ilk nazil olan sure hangisidir? Bunda bazıları derler ki ilk nazil olan bütünüyle surenin tamamı olarak Fatiha suresidir diyenler var. Elmalı Hamdi Yazır bunun üstünde ısrarla durmuş. İlk nazil olan sure bir bütün olarak Fatiha suresidir demiş. Ama bu mevzuda Müddessir, Alak, Kalem, Müzzemmil surelerinin de ilk nazil olan sureler olduğunu da söyleyebiliriz. Suyuti el-İtkan fi Ulumil Kur'an'ında bu mevzuda geniş malumat verir. Bu Mekke dönemini itibariyle ilk nazil olan surelerdi. Ama Medine döneminde ilk nazil olmaya başlayan sure Bakara suresidir. Ve Bakara suresi 286 ayet ve Medine-i Münevvere döneminin 12 senesini içine alan bayağı şumullu, Medine döneminin bütünüyle alakalı olan bir sure olarak ilk gelen ayet ve surelerle alakalı bunları söylemişler. Ama son inen ayetin hangisi olduğu, işte bu da ihtilaflıdır. Bazılarına göre en son inen ayet Bakara suresinin 281. ayetidir. Vettakû yevmen turcaûne fîhi ilallâhi ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ayeti. Öyle bir günde rezil olmaktan sakının ki o gün Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Sonra her kişiye kazandığının karşılığı tamamen ödenecek ve kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir. Bazılarına göre en son nazil olan ayet bu.
Bunu söylerler. Evet. Resul-i Ekrem Aleyhisselam bu ayetin nüzulünden sonra, yani bu Bakara suresinin 281. ayetinin nazil olmasından sonra 9 gün yaşadığı veya 81 gece yaşadığı ve sonra vefat ettiği şeklinde rivayetler vardır. 9 gün sonra vefat ettiyse bu ayetin nazil olmasından, evet, en son nazil olan ayet Bakara suresinin 281. ayeti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Son nazil olan ayetlerin Tövbe suresindeki ayetler olduğunu söyleyenler de vardır. Özellikle 128 ve 129. ayetler. Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde bununla alakalı bir rivayet olduğunu söyleyebiliriz. Farklı bir görüş de şudur. En son nazil olan ayet Maide suresinin 3. ayetidir. Arafat'ta Efendimiz Arafat vakfesi yaparken nazil olmuş. El yevme ekmeltu leküm dineküm ve etmemtu aleyküm ni'meti ve radîtu lekümül islâme dîne ayeti. Dininizi kemale erdirdim, nimetlerimi tamamladım, din olarak da İslam'dan razı oldum ayeti. Çünkü bu ayet, bu ayetin nazil olduğu yeri Arafat'ta hangi mekan olduğunu öğrendim. Böyle Mekke-i Mükerreme'ye doğru değil. Hani o hastane tarafına doğru. Cebel-i Rahme'den inince hastane tarafına doğru. Cebel-i Rahme'nin o dağın tam eteğinde. Hani Osmanlı'nın orada bir su deposu var ya. Su deposunun hemen Mekke tarafına doğru o yerde zeminle Cebel-i Rahme'nin birleştiği yer, Efendimizin Adba'nam devesi orada idi ve o deve üstündeyken bu ayet nazil oldu. Maide 3. ayet, ayetin de bu kısmı nazil oldu ve vahyin ağırlığından deve bir anda çöktü. Ve bu ayet nazil olunca Hazreti Ayşe validemiz bir tarafa, babası Hazreti Ebu Bekir diğer tarafa doğru koşarak hıçkıra hıçkıra ağladılar. Niye ağlıyorsun? Sahabi seviliyordu. Din kemalatı erdi. Allah nimetlerini tamamladı. Din olarak İslam'dan razı oldu ayeti. Seviliyorlardı fakat onlar ağladı. Niye ağlıyorsunuz diye sorduklarında, her kemal bir zevalin başlangıcıdır. Din kemale erdiğine göre artık bundan sonra demek ki Efendimiz'e vahiy gelmeyecek ve vefat edecek demek diye Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ayşe validemiz böyle cevaplandırdı. Ve gerçekten de bu ayetin nazil olmasından sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o ana kadar ellerini kaldırdığında Allah'ım yaşamam hayırlıysa yaşat, vefatım hayırlıysa ruhumu al Allah'ım diyerek dua etmesine karşılık El yevme ekmeltü leküm dineküm ayeti nazil olduktan sonra Efendimiz ellerini kaldırdığında şöyle dua ederdi. Allahümme errefikal ala, Allahümme errefikal ala. Yaşamam hayırlıysa yaşa değil. Allah'ım yüce dostluğunun refakatine al beni, huzuruna al Allah'ım diyerek bu görüş zayıf da olsa, birinci ikinci görüşler daha güçlü ama bu da rivayetler arasında yerini almış. Bazılarına göre borçlanma ile alakalı Bakara suresi 282. ayet en son nazil olan. Bazılarına göre faiz ayeti Bakara 278-279. ayet. Bazılarına göre usul ve furu bulunmayan kişinin mirası ile alakalı ayet. Buna kelale deniyor. Usulü yok, üstte kimse kalmamış, altta da nesli kalmamış ama mirası var. Bunu nasıl taksim edeceğiz? Nisa suresi 176. ayet, kelale ayeti, en son nazil olan ayet budur diyenler de olmuştursa, fakat bunlar oldukça zayıf rivayetlerdir. Birinci, ikinci kademede anlattığım daha güçlü rivayettir. Abdullah İbni Abbas'a göre ise, bu çok daha derin, Müslim tefsir bölümünde bu rivayeti nakletmiş,
Abdullah İbni Abbas diyor ki Efendimiz'e gelen en son nazil olan sure Nasır suresidir. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Gerçekten Efendimiz'in veda haccında Arafat'taki vakfede Maide suresi 3. ayet şeytan taşlama yerine geçince orada en son sure Nasır suresi nazil olduğuna dair rivayetler de vardır. Ama Zerkeşi gibi, Suyuti gibi bazıları da Efendimiz'e gelen en son surenin Tövbe suresinin tamamı olduğu şeklinde de bir kısım rivayetler vardır. Kur'an'ın tarihi içerisinde bu hususların da bilinmesinde kısaca Kur'an'ı tanıma açısından, genel muhteva açısından bunlar önemliydi. Bir de bu hususa dikkat çekmiş oldum. Bu Kur'an'ın tarihçesi, tarihi içinde bir ara başlık daha sunmak istiyorum şimdi. Bir de Kur'an sureleri veya ayetleri Mekki sureler veya Mekki ayetler ve bir de medeni sureler veya medeni ayetler diye genelde ele alınır. Mekki ve medeni sureler veya ayetler. Bu mevzuda ulema çok ciddi şeyler anlatmış bize. Bunlardan birincisi İmam-ı Zerkeşi. Bunu da yine Celaleddin Suyuti naklediyor El-Burhan'da. El-Burhan fi ulumil Kur'an. Zerkeşi'nin eseri bu estağfurullah. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam'ın hicret etmesine kadar 13 senelik takriben Mekke döneminde nazil olmuş ayetlere Mekki ayetler veya surelere Mekki sureler denir. Mekke ile alakası var. Mekke'de nazil olmuş demek. Hicretten sonra bir sure veya ayet Efendimiz mesela veda haccına gelmiş veya Medine dışında seferlere, cihatlara gitmiş Medine'de nazil olmamış. Ama hicretten sonra nazil olmuşsa nerede nazil olursa olsun onlara medeni sureler veya ayetler denir. Bunu genelde de bu böyledir. Böyle ezberlemenizi tavsiye ederim. Evet, İmam Zerkeşi'nin El-Burhan fi Ulumul Kur'an'ında naklettiğine göre Kur'an surelerinin 85'i Mekki, 29'u medenidir. Şimdi hangi sureler Mekki'dir, hangi sureler medenidir? Hani dikkatlice takip ediyorsanız yaptığımız tefsirde ta sureni en başta tanıtırken o surenin Mekki mi medeni mi olduğunu söylüyoruz. Bütün müfessirler de bunu söylemişlerdir. 114 sureden müteşekkil olan Kur'an-ı Kerim'in Zerkeşi'ye göre 85'i Mekki, 29'u medeni olarak ifade edilmiştir. Ama ana prensip nedir? Tekrar edeyim ana prensibi. Hicrete kadar nazil olan ayetler Mekki, hicretten sonra Efendimizin vefatına kadar nazil olan ayetler nerede nazil olursa olsun bunlara medenidir demişler. Zerkeşi'nin böyle bir taksimatını arz ettim. Ayrı bir görüşe göre, İmam-ı Suyuti'ye göre şimdi, 82'si Mekki. Yani Zerkeşi 85'i Mekki diyor. İmam-ı Suyuti 82'si Mekki, 20'si medeni, 12'si de ihtilaflıdır tabirini kullanmış. El-İtkanında anlatıyor bunu. Ancak günümüzde yaygın olan görüşe göre surelerin 86'sı Mekki, 28'i medenidir. Sizin de bileceğiniz bu olsun. Yani genel kanaat surelerin 86'sı Mekki'dir, 28'i medenidir. Şöyle bir incelik var. Bazı Mekki sureler içinde medeni ayetler vardır. Yani Mekke'de sure gelmiş ama fakat içinde bulunan bazı ayetler o dönem nazil olmamış. Efendimiz hicret ettikten sonra nazil olmuş. Efendimiz bu ayetleri filan surenin filan ayeti olarak yerleştirin demiş.
surenin geneli Mekki, içinde bazı ayetler medeni veya surenin geneli medeni ama bazı ayetler Mekke döneminden nazil olmuş. Efendimiz Aleyhisselam Cebrail'in vahyine dayanarak surelerin tertibi, ayetlerin tertibini bu şekilde yapmışlardır. Bunu da önemsemek lazım, oldukça önemli. Onun için hani tefsiri yaparken yaptığımız yerlerde geçti bu. Yani diyoruz bu sure Mekki ama mesela bunun 30 ve 31. ayetleri medeni, yani o dönemde nazil olmuş diyoruz. O da ayrıca incelenmesi, irdelenmesi, hikmetlerinin tahlil edilmesi lazım. Kur'an'ın Mekki olan ayetlerinde daha çok inanç konuları işlenmiştir. İmani tefekkürle alakalı, Allah'a iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, peygamberlerin hayatı, kıssası, işte melek, cin, şeytan vesaire, ahirete iman, kader, kaza bahisleri. Mekki ayetlerde bu konular ağırlıklı işlenmiştir. Bu çok önemli. İslam'da ilk emir namazdır. Namaz da ta Miraç'ta. Yani peygamberliğin 11. senesi, 12. senesi diyenler var 13 senelik Mekke hayatında. Evet, o Miraç'a kadar 2200 küsur ayet nazil olmuş. Ama bunların hepsi imanla alakalı ayetlerdir. İlk ibadet emri namaz, o da işte Miraç'ta. O zamana kadar hiçbir şu ibadeti yapın yok. Hem iman hem de ahlak ile alakalı ayetler nazil olmuştur. Müşriklerin içine düştüğü çelişkilerden, geçmiş ümmetlerin başına gelen felaketlerden, ahlaki ve insani değerlerden bahsetmiştir. Mekke dönemindeki ayetler, bu ayetler çoğunlukla kısa ve şiirsel bir anlatıma sahiptir. Mekki ayetler genelde kısa ayetlerdir. Medeni ayetler, ahkam ayetleri uzun ayetlerdir. Mesela Bakara suresinin 282. ayet borçlanma ile alakalı. Bir ayet bir sayfa yani. 15 satır bir ayet. Halbuki Mekke'de vettuha velleyli izâ secâ mâ vette'ake rabbüke ve mâ kale, hem şiirimsi hem de kısa ayetler. Mekki ayetlerle medeni ayetleri de bir de bu yönüyle tanımanızı, farklarını bilmenizi tavsiye ederim. Buna rağmen bir de mesela Rahman suresi Medine-i Münevvere döneminde nazil olmasına rağmen Mekki surelerin özelliğini taşımaktadır. Yani kısa ve olabildiğince kafiyeli Er-Rahman kısa, Allemel Kur'an kısa, Halakal insan, Allemehül Beyan şiirimsi bir ifade vardır. Bu da Rahman suresinin medeni olmasına rağmen bir özelliğidir. Bu Mekki surelerin de kendi içinde 3 dönemi vardır. İlk 3 senede nazil olan Mekki sureler, orta 3 senede nazil olan Mekki sureler, son kalan 4 veya 5 sene içinde nazil olan Mekki sureler. Bazıları 4-4-4 olarak ayrılmıştır. Çünkü Mekke'nin ilk 3 veya 4 senesinde nazil olan ayetlerin uslubuyla ta Miraç'a yakın nazil olan yine Mekki olan ayetlerin uslupları, ifade tarzları arasında bile fark vardır. Erbabı Kur'an'ı dinlediği zaman bunu fark edebiliyor. Erbabı fark edebiliyor bunu. Bu ayet Mekke döneminde filan dönemde nazil olmuş olmalı diyor. Yani Kur'an'a bu kadar vukufiyeti olan kimseler. Böylece ben Kur'an'ın yazılmasıyla, Kur'an'ın tarihçesiyle alakalı bu bölümü bugün, hatta Kur'an'ın tertibi ile dahi tamamlamak istiyordum. Ama heyhat ki 1 saat 20 dakikalık bir süre olmuş. İlla çabuk bitirip geçeceğiz diye de bir derdimiz yok. Kur'an'ın tarihi içerisinde Kur'an'ın yazılmasına geldim. Metin Bey'in gönderdiği, bir kısım ateistlerin de itiraz ettiği meselelerden bir tanesi bu Kur'an'ın yazılmasıyla alakalı. Bir hayli kaynaklara bakarak çalıştım.
Ama bugünlük burada kalmak istiyorum. Çünkü bu Kur'an'ın yazılması bahsine girince bu kendi içinde bir hayli uzun. Kur'an nüshaları, onların çoğaltılması vesaire, yani geride takriben 5-6 sayfalık daha bir çalışma bölümüm var. Onu da müsaadenizle ehemmiyetine binaen Kur'an'ın tarihinin içinde bir ara başlık olarak Kur'an'ın yazılması, Efendimiz döneminde gelen ayetler nasıl yazılıyordu, daha sonra nasıl toplandı, nasıl çoğaltıldı, hareke verildi, bu mevzuda bir kısım müsteşiklerin itirazları, ateistlerin itirazları ile beraber, ama nakillerde gayet akli bir boşluk bırakmadan Kur'an'ın musaf hale gelip bugüne kadar böyle gelmesi hususunu, onu da gelecek haftaya tehir ediyorum. Gerçekten önemli mevzular bunlar. Bunların çoğunu sizler zamanında duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur belki ama fakat Kur'an tefsirine, derslerine giriş bölümünde bunların da bilinmesinde, bir ön söz mahiyetinde bilinmesinde elbette fayda vardı. Ben de kendimi zorlayarak böyle işte sizler de anlamak için gayret sarf ediyorsunuz elbette zorlayarak bunları huzurlarınıza getirmeye çalışıyorum. Cenab-ı Hak kelamında herhangi bir boşluk olmadan, bir şüpheye düşmeden onu bütünüyle Allah kelamı olarak hakkıyla tasdik edip kelamını mana ve muhtevasıyla kavrayıp hayatımızın biricik rehberi olarak Kur'an'a göre şekillenmeye, canlı Kur'an olarak yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.